Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere blogger özel kalıcı bağlantı ayarları nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere bir makalenin özellikle link yapısı çok önemli. Bu link yapısında Türkçe karakter, anahtar kelimenin olmaması sizin makalenizin gerilerde kalmasına neden olacaktır. Bu nedenle blogger sitesinde özel kalıcı bağlantı ayarları nasıl yapılır ondan bahsedelim. İlk önce blogger panelinize giriş yapın. Yeni yayın yapmak için yeni yayın sekmesine tıklayın. Tıkladığınızda makalenizi hazırlıyorsunuz, başlığınızı hazırlıyorsunuz. Her şeyinizi hazırladınız, makalenizi yazdınız. Yazdıktan sonra hemen sağ tarafında yeni yayın yaptığınız bölümün, makalenizi yazdığınız bölümün hemen sağ tarafında sizin bağlantılar sekmesi olacak. Bağlantılar seçeneği. Oraya tıklayın. Tıkladığınızda size hemen bakayım ben oradan size özel olarak söyleyeceğim. Tıkladığınızda size iki tane alan çıkacak. İki tane seçenek çıkacak. Bir tanesi özel kalıcı bağlantı. Bir tanesi de blogger'ın kendiliğinden oluşturduğu otomatik bağlantılar seçeneği çıkacak. Özel kalıcı bağlantı seçeneğini seçeceksiniz. Seçtiniz. Orada başlığınıza göre uygun olan link yapısını oluşturacaksınız. Örneğin kendi sitemizde yazdığımız kurgucu adlı sitemizde yazdığımız başlığımız neymiş? Blogger kalıcı bağlantı ayarları yapacaklara önemli 3 nokta şeklinde. Evet. Bu başlık üzerinden değerlendirme yapacak olursak nasıl normalde blogger'ın oluşturduğu yapı şu şekilde arkadaşlar. Hemen söyleyeyim sizlere. Blogger'ın oluşturduğu otomatik oluşturduğu bağlantı şekli başlığımıza göre blogger kalıcı tre bağlantı tre ayarlar tre yapacaklara nokta html diye otomatik bağlantı oluşturuyor. Fakat bu bağlantı kalıcı bir anlamsız anlamı yok. Bağlantı bir anlamı yok, bir anlamsız. Bu nedenle sizin yapmanız gereken burada anlam bütünlüğünü bozmadan hem de anahtar kelimeyi içinde bulundurarak. Bizim burada anahtar kelimemiz blogger kalıcı bağlantı ayarları olacak. Bu nedenle bunun içinde kesinlikle bulundurmamız gerekiyor. Mesela bizim başlığımızda yapacakları 3 önemli nokta. Bunu yapmasak da olabilir, bağlantı linkimizde bulundurmasak da olabilir. Yani şu şekilde bir bağlantı oluşturacağız özel kalıcı bağlantıda. Hemen söyleyelim. Bağlantımız şu şekilde olacak arkadaşlar. Bulabilirsek hemen şey yapalım, söyleyelim. Evet arkadaşlar, bağlantımız blogger-kalıcı-bağlantı-ayarları.html şeklinde olacak. Bu şekilde olursa daha iyi verim alırsınız. Hem de Google'a SEO açısından daha fazla verim vermiş olursunuz. Bu şekilde de konunuz daha üstlere çıkma şansı olur. Çünkü anahtar kelimeler her açıdan önemlidir. Makale içinde olması, makalenin linkinde olması SEO için gerçekten çok önemlidir. Etiketlerinizde olması, arama açıklamanızda olması gerçekten anahtar kelime için çok önemli. Evet arkadaşlar, işinize yaramıştır. Evet arkadaşlar, umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kafanızda takılan sorular olursa aşağıdan yorum olarak bizlere iletin. Hemen cevaplayalım. Yardımcı olalım. Görüşmek üzere.